Efendim merhaba, 15 günlük aradan sonra sizinle birlikteyiz. Biliyorsunuz Yaşın Aya'nın bebeğiyle birlikte bir tatile gitti efendim, döndüler. Şimdi yeniden buluştuk. Olayların durumuna göre biliyorsunuz haftada iki kere sizlerle birlikte olmaya çaba harcıyorum. Şimdi efendim bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu aslında 2 yıl önce Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Ünlü Hoca'nın dile getirmiş olduğu çok ciddi bir sorun. Çok ciddi bir konu bu. Öyle yabana atılacak bir mesele değil. O da nedir? O da şudur. Selefiler silahlanıyor ve bunlar Türkiye'de iç savaş çıkaracaklar. Buna çıkarabilir de diyebilirsiniz. Çıkaracaklar diye de bilirsiniz. Peki, tartışmanın iki boyutu var. Bir, İsmail Ağa cemaati mensubu olan efendim bir din adamının bunu dile getirmiş olması kendi iklimlerinde yani cemaatler arası veya tırnak içine söylüyorum efendim, İslami zeminde aralarındaki bir kavganın sonucu olabilir. Bu bir düşüncedir. İkincisi, Ahmet Ünlü'nün Türkiye'yi ısrarla uyararak, bakın Suriye orada duruyor, Irak burada duruyor, Afganistan öbür tarafta duruyor, Libya'nın başına gelenler ortada. Ben bir vatansever duygularla bunu dile getiriyorum. İkinci boyutu bu, böyle de düşünebiliriz. Üçüncü boyutu da 2023 seçimlerine yönelik olarak Ahmet Hoca'nın bir pozisyon alma, bir mevki alma girişimi, düşüncesi, eylemi olarak da değerlendirebiliriz. Peki, öncelikle bu selefilik nedir, vehhabilik nedir? Bundan birkaç gün önce Habertürk kanalına çıktı kendisi Fatih Altaylı'nın programında. Yeniden, 2 yıl önceden de söylediği ve zaman zaman söylediği bu konuyu yine dile getirdi. Fakat orada çok ciddi bir olmaması gereken, bu topraklarda olmaması gereken bir eylemden söz etti. Sakarya'da, Sakarya müftüsünün oluruyla bir Kuveytli, bir Selefi, Vehhabi, efendim, şimdi bunların aralarında nasıl bir yakınlık var bakacağız ona, böyle bir müftünün ya da ne bileyim, onlar hep müftü ifadesini kullandı terminolojik olarak, ona çok dikkat ettim ne kullanıyor diye. Efendim gelip burada vaaz vermiş olması. Peki bu vaazı kime verdi? Arapça konuştuğuna göre buradaki Türkiye'de kaçkınlara, yani Afganistan'dan gelen, Pakistan'dan gelen, işte Suriye'den gelen ve dünyanın başka yerlerinden gelenlere verdi. Görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum. Ama sosyal medyaya düşmüş olan görüntülere ben baktığımda dehşete kapıldım. Sebebini söyleyeyim. Çünkü bu şahsiyet, bu hoca o camiden dışarı çıktığında arkada nasıl bir kitle var? Sanırsınız ki yeni bir siyasi parti kurulmuş ve bizim haberimiz yok. Onun ilk mitingi yapılıyor. Bakın bunlar, evet ben Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Türkiye için olağanüstü büyük tehlike. Dün Bahçeli Evler'de evlerin, şimdi sizlerle paylaşacağım, selefiler evlerin posta kutularına, işte kapıların altlarından attıkları bir bildiri var. Tam da üstüne geldi. Peki efendim, önce şöyle başlayalım. Bu selefilik, vehhabilik nedir, bu nasıl çıktı, çıkış süreçleri ne, neden ortaya çıktı, bunun arkasında İngilizlerin rolü ne, bunların ne fonksiyonları var, bunu da çok kısaca özetlemeye çalışayım. Çünkü tarihi uzun bir süreç bu. Şunu ifade edeyim sizler için, öneririm efendim, İslam tarihi kitaplarını mutlaka okuyunuz. Çünkü İslam tarihi kitaplarını okumadığımız sürece ve İslam tarihi konusunda bilgi sahibi olmadığımız sürece bugün bu olan biteni de anlayamayız. Daha doğrusu anlamakta çok zorluk çekeriz. Her ne kadar diyorsanız efendim, artık günümüzde medya, sosyal medya diye bir şey var. Biz efendim giriyoruz, işte Google'a giriyoruz, YouTube'da dinliyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama yine de ben size bir, bu kadar uzun yılların bir öğretmeni olarak önereyim. Peki efendim, şimdi bu Suudi Arabistan'da, Arap Yarımadası'nda bu vehhabilik dediğimiz, ben buna doktrin diyorum. Kim ister kabul etsinler ister etmesinler, hatta bir adım daha ileri gidiyorum. Bu vehhabilik, işte selefilik, bu akıma ideoloji diyorum. Çünkü iddiaları var, paylaşacağım sizinle. Onun için yani yalnızca bu bir dini görüş değil, aynı zamanda bu bir dünya görüşü, dünyayı algılama biçimi. Peki nasıl ortaya çıktı? Bu 18. yüzyılın ikinci yarısına doğru, yani tarihler 1744 olarak bunu noktalamışlar efendim. Dirriye'de Muhammed bin
Abdülvehhab ile Muhammed bin Suud el sıkışıyor. Bunların ikisinin anlaşması, uzlaşması sonucu bu akım, bu doktrin artık yayılacak, hızla yayılacak ve yerleşecek. İlk çıkışta şunu söylüyorlar, biz İslam'ı yeniden ihya etmek istiyoruz. Şimdi halef-selef sözcüklerini biliyorsunuz. Çok kullanıyoruz ya günümüzde de biz bunu. Peki bu günümüzde kullanılan bu sözcük geri dönüp Türk Dil Kurumu sözlüğüne de baktığınız zaman selef nedir? Öncesi demektir. Selefiye nedir? İşte bu öncesine mensup, yani buna bir nesil derseniz siz, ona mensup olanlar demektir. Şimdi sözlüğe baktığınız zaman bu böyle. Ama bunun hayata geçirilişi sözlükteki kullanıldığı kadar öyle masum değil. Şimdi ne diyor Vehhabiler? Yani bunu doğrudan artık bunu doktrin haline getiren, ilk başlatan şahsiyet söylediği şey şu. Diyor ki biz İslamiyet'i İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in döneminde olduğu gibi yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Bizim iki tane referansımız var. Peki bunlar nedir? Kur'an ve hadis. Bunun dışındakilerini kabul etmiyoruz ve bunun dışında kim ne getiriyorsa İslamiyet adına ya da kendisine Müslüman diyorsa biz bunların şirk koştuklarını düşünüyoruz ve bunların katli vaciptir. Katli vaciptir meselesi, işte Ahmet Ünlü'nün de dikkatimizi sunduğu husus ne söylüyor? Söylediği şey şu, bunların kadınları, kızları, çocukları, bunların her şeyleri helaldir. Yani bunlara tecavüz de edebilirsiniz, bunları öldürebilirsiniz de. Bu işte Vehhabi, Selefi zihniyeti yalnızca laikler ya da sekülerlere düşman olarak bunu belirtmiyor. Bunu kendilerinin dışındaki bütün o tarikat, cemaatler ne biliyorsanız bütün bunların hepsini de düşman olarak belirliyor ve bütün bunların hepsinin de öldürülmesi efendim vaciptir diyor ve dinen bunu getiriyorlar. Şimdi Türkiye'de acaba bu akım kaç yılında girdi, ne oldu, ne bitti diyorsanız ben size söyleyeyim efendim. Tespit edilen husus şudur. Türkiye'ye 1986 yılında bu Abdullah Yolcu adında birisi geliyor. Bunlara davetçi deniyor. Yani neye davet ediyor? İşte Vehhabiliğe neye davet ediyor? İşte Selefi düşünceye davet ediyor. Türkiye'ye geliyor. Sene 1986 bakın. Sene 1992'ye kadar bu burada yerleşmesini sürdürüyor. Kendisine taraftar toplamayı başarıyor. Peki diyeceksiniz ki sene 1986, sene 1992 bu bir tane Gurava'da yayın evi kuracaklar ve orada bu Vehhabi Selefi zihniyetindeki şahsiyetlerin kitaplarını tercüme ederek yayınlamaya başlayacak. Şimdi soru şu, arkadaş 1986 sene 1992 bütün bu aralıkta Türkiye'de MİT ne yapıyordu, emniyet ne yapıyordu, İçişleri Bakanlığı, jandarma ne yapıyordu? Bütün bu istihbarat örgütleri acaba neden buna izin verdiler? Niçin bu zihniyetteki şahsiyetlerin burada yerleşmesine izin verdiler? Şimdi bence başlangıç sorumuz bu. Yanıtını ben size söyleyeyim. Yanıtı şu. 12 Eylül 1980 faşist NATO'cu Amerikancı bu darbenin ardından bu gruplar yerleştirilmeye başlandı. Zaten Türkiye'nin omurgasını kıran bugün Türkiye'de laiklik üzerine yaptığımız tartışmaları Atatürk devrimlerine yani Kemalist devrimler, Türk devrimleri diye tanımlıyoruz ya ona karşı beslenen bütün kin, nefret, düşmanlık tohumları çok açık, çok net söylüyorum. 1980'den önce de vardı tabii. Atatürk'ün ölümünden sonra başladı bunlar. Tamam da ama asıl burada doktriner olarak yerleştirilmesi de işte tam da bu süreçtir. Bu askeri darbeden sonradır. Onları tabii daha önce de anlatmıştım biliyorsunuz. Onların 5 tane bahanesi vardı. Peki. Şimdi devam edelim efendim. Şimdi sonra ne oldu? 1986-1992 aralığındaki bu geniş yerleşmeden sonra bu 6 yıllık süreç içerisinde başka davetçiler de geldi. Onlarca kişi gelmiş bu ülkeye. Bu davetçiler ne yaptılar? Gendiler ben size söyleyeyim. Bakın yayın evi kurdular bunlar, dernekler kurdular, medreseler açtılar. Dikkatinizi çekerim. Kitaplar yayınlıyor. Gazeteler yayınlanıyor. Onlar da köşe yazarlığı yapıyor. Bugün de devam ediyor bazı gazetelerde. İşte Ahmet Ünlü ismini verdi. Bunların ne olduğunu Ahmet Hoca söyledi. Habertürk'teki programda. Şimdi oradan aldığım bir not, bir küçük notlar var kendisinin söylediğinde. Dedi ki,
Selefilerin ölürse şehit olacağına, kalırsa ganimet ve cariye elde edeceği motivasyonuyla bunlar büyüyorlar. Onun için gözleri hiçbir şeyi görmüyor. Hatta işte orada Çeçenlerden örnek verdi. Dedi ki Çeçenlerin arasında bu Vehhabi Selefi zihniye çok yaygındır. İş öyle bir boyuta geldi ki dedi, çocuk babasını öldürdü, babasını boğazladı, gırtlağını kesti. Bunun gibi dedi onlarca yüzlerce örnek var. Başka da yine tabii onlar daha iyi biliyorlar. Çünkü orada söyledi ya işte şu kadar zaman uğraştık, onu daha önce de sorguya çağırmışlardı. İşte 700 küsür sayfalık bir ifade hazırlamışlar. Uzun uzun anlattı ne olup ne bittiğini. Aynı şeyi Afganistan'da görüyoruz. Peki başka bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Suriye'den söz edeceğim. Asıl bizim için oradaki büyük tehlikenin ne olduğunu. Afganistan'da, Suriye'de bizim askerlerimize yapmadılar mı? Anlatmak istemiyorum bir daha. O görüntüleri bir hatırlayınız. Devamlı kafa kesiyorlar. Niye? Çünkü bunlar şunu söylüyor bu Vehhabi Selefi zihniyet. Diyor ki bizim dışımızdaki bütün kendisine Müslüman diyenlerin tamamı diyor kafirdir. Gavurdan da diyor daha kafirdir. Bunlara göre Türkiye Müslüman bir ülke değildir. İşte şimdi şu kapılara bırakılan şimdi şu notlar dehşet bunlar. Okuyacağım oradan size bazı bölümlerini. Bunların diyor tamamı katli vaciptir. Peki buradaki temel çatışma tarihsel olarak başlangıcı ne? Tarihsel olarak hatırlayınız ta Muaviye, yani Kerbela'da peygamberin torunlarının şehit edilmesi. Düşünsenize kafalarını kestiler. Bakın bu insanlar. Başlayan ta süreç. Tabii onun öncesinde biliyorsunuz Muaviye ile Ali arasındaki çekişmede efendim sonra hariciler Ali'yi öldürecekler. Bakın demek ki İslam tarihini niçin bilmemiz gerektiğini işin başında söylememin bir zemini var. İşte bütün bunları bilmek zorundayız ki biz. Bugün ne yaşanıyor ve ne yaşanabilir? Bunun doğru düzgün analizini yapabilelim. Peki o tarihi kısmı orada bırakıyorum. Biliyorsunuz onun arkasında Fatimi Şii Devleti doğacak. Ardından Muaviye ailesi Emevileri önce yaratacak. Onlar yaklaşık olarak 80 yıla yakın sürecek onların iktidarı. Sonra Abbasiler gelecek. Zaten biliyorsunuz ondan sonra İslamiyet çığırından çıkacak yani. Peki neden Anadolu'yu Türkleri neden bu toprakların Müslümanlarını da bunlar kafir diye görüyorlar? Niye katli vacip diye görüyorlar? Çünkü Anadolu'da yaşanan İslam, Arap İslamından da farklı. Yani bırakın Vehhabiliğin yorumlarını, Arap İslamından da farklı. Burada ne var? Sufi geleneği var. Burada Anadolu'da işte Alevilik olarak karşımıza çıkacak olan bir sentez var. Hadi onları kenara bıraktım. Buradaki Sünnileri de zaten onlar yine Müslüman diye kabul etmiyorlar. Bunlara iyi iyi dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ahmet Hoca'nın yapmış olduğu uyarılar doğrultusunda. Şimdi ne söylüyorlar? Diyor ki efendim peygamber zamanındaki İslam'a işte uyulacak ama iddia ne? İddia da şu, Vehhabi Selefi zihniyetinin işte bütün teologların büyük bölümüyle teologların söylediği de şu, Vehhabi bu Selefi görüş ya da bu doktrin ya da inancın uygulanma şekline baktığımız zaman diyorlar onlar da peygamber dönemindeki İslam'la bunların hiçbir ilgileri de yok bu adamların. Bunların diyor Kur'an yorumlarının falan da ilgileri yok. Bunlar kendilerine göre hem hadise hem ayetlere katmalar yapıyorlar. Kur'an'a katmalar yapıyor. Şimdi tabii bu Vehhabi Selefilerin de burada itirazları var. Bunların itirazlarına da baktığımız zaman şöyle bir ana başlıklarıyla efendim sizinle paylaşayım. Onlar da tam bu söylenenlerin tersini ifade etmekte. Her şeyden önce bir daha söylüyorum. Türkler Müslüman değildir diyor bir. Bunlar askere gitme, şu bildiriyi de okuyacağım size. Askere gitmenin küfür olduğunu, oy atmanın şirk olduğunu, kafa kesmenin haram olmadığını falan bunlar söylüyorlar. Peki söyledikleri, ifade ettikleri baştan beri nelerdir? Baştan beri pek çok uygulamayı bunlar sapıklık, sapkınlık olarak söylüyor. Örnek diyor ki işte nazarlığın kullanılması, muska takmak, resim heykel yapmak, bunlar diyor şirktir. Efendim mescitlere diyor kubbe yapmak, yüksek minare yapmak, efendim bunların içlerini süslemek. Hazreti Peygamber'in diyor doğumunu kutlamak ve diğer mevlütleri bunları kutlamak, siz bırakın onun Nevruz'u
Nevruz'u mecusi inancı olarak, onların uygulamaları olarak ifade ediyor. Bunun da diyor küfürdür diyor bunu yapmak, bunu kutlamak. Bunların hepsi diyor aynı zamanda şirk koşmaktır. Yani Allah'a eş koşmak ki biliyorsunuz en büyük günah diye ifade ediliyor. Kur'an ve hadislerde bulunmayan dua ve zikirleri tekrarlamak. Kur'an'ı diyor makamla okumak. Hani nasıl diyelim size hani güfte falan bu yarışmalarda yapıyorlar ya hafız yarışmaları. Bütün bunların hepsini reddediyor. Mevlüt okutmak diyor. Tesbih kullanmak. Bu kısmı bana söyleniyor. Bunların diyor hepsi sapkınlıktır. Başka bir şey söyleyeyim. Tütün ve kahve haramdır deniyor. Türbe mezar ziyaretlerinde dua okunmamalıdır diyor. Efendim türbelerde yatan zatlardan diyor talepte bulunamaz. Yani şöyle bir şey Allah'ım işte bunların yüzü suyu hürmetine işte benim kızıma koca bul işte oğlum okuldan mezun olsun iş bulsun gibi biliyorsunuz bu türlü ta çok tanrılı dinlerden beri gelen bu tür alışkanlıklarımız var. Peki dünyadaki bu IŞİD'çilerin efendim yekunu yani matematik toplamı ne tutuyor deniyorsanız bütün İslam dünyasının %12'sinin olduğu ifade ediliyor. İşte Ahmet Hoca'nın söylediği de Türkiye'de bunun bazı illerde %8 olduğunu söylüyor ki dehşet. Tabii böyle baktığın zaman dehşet. Peki Osmanlı Devleti döneminde de bunlar büyük problemler yarattı mı? Yarattı efendim. Bunların yaratmış olduğu problemlerini ilk isyan 1801 tarihindedir ki o zaman düşünün kim padişah? 3. Selim. Ondan sonra efendim 2. Mahmut döneminde de bunlar gelecekler. Yine isyan edecekler. Bu 1800 başka bir şey söyleyeyim bu aklıma gelmişken 1801 tarihiyle ilgili olarak bunlar geldi Kerbela'ya saldırdılar. Yine İslam tarihinde yazdığına göre 5000 Müslümanı orada şehit ettiler ve oradan tekrar çıktı gittiler. Sonra 1818'de bunlar isyan edecekler. Dikkatinizi çekerim 1818 yani kim padişah? 2. Mahmut demek ki 3. Selim döneminde bak söylüyorum 1801 isyanlar var. 1818 efendim isyan o zaman Kavala Mehmet Ali Paşa Mısır valisi ondan talepte bulunuyor. Git işte isyanı bastır o da oğlunu gönderdi. İlk gönderdiği ilk gittiğinde 3500 kişi vardı yanında fakat o yenildi. Sonra arkadan bir 20.000 kişilik kuvvet geldi Mısır'dan. Bu isyan bastırıldı. Bastırınca ne oldu? İşte baba o 4 oğlu ve kendisini de efendim buradan tutsak ettiler. İstanbul'a getirdiler bunları. Yani Abdullah bin Suud getirildi. Sonra burada yargılandı. İşte Topkapı Sarayı'nın hemen yanındaki bir bölümde. Yani hatta denir ki işte orada yazılıyor tarihlerde. Efendim padişahın kendisi de diyor uzun uzun sessizce bu adamı seyretti falan. Sonra bunu idam ettiler. Bakın sonra idam ettiler bunu. Demek ki bu ta Osmanlı'dan beri efendim o zaman şöyle yapalım. Peki burada İngilizlerin rolü ne? Ben size açıkça söylüyorum. Bakın açıkça söylüyorum. 1744 tarihi itibariyle de bu el sıkışmanın arkasında o dönem İngiltere var. Çok anlaşılabilir o dönemin artık petrolüne geliyor. İngiltere dünyada üzerinde güneş batmayan imparatorluğu kuruyor. Ondan sonraki süreçte orada da yine İngiliz casusları o önemli bir şahsiyettir. Efendim ondan sonra 1. Dünya Savaşı dönemini hatırlayınız. 1. Dünya Savaşı döneminde de yine İngiliz ünlü Lawrence işte filmlere konu oldu. Hikaye, romanlar yazıldı, tarihler yazıldı. Uzun sözün kısası bakın. Bunlar bu tarafa kalkıyor. Kendilerinin dışındaki bütün Müslümanlara gavur diyor, kafir diyor. Ama kendileri İngiliz. Yani İngiltere'nin Hristiyan değil mi kardeşim? Emperyalizmle işbirliği, iş tutmakta bir sakınca görmüyorlar. Adına şirk koşmak falan ifadelerini kullanıyor, küfür diyor. Peki arkadaş sizin yaptığınız bu rezillikler nedir? Şimdi Türkiye için tehlike nerede yatıyor? Bunu da toparlayarak efendim bitireyim. Çünkü bu o kadar uzun bir mesele ki. Türkiye için tehlike hangi bölgede? İdlib bölgesindekilerde yatıyor. İşte Türkiye'ye ne kadar bu IŞİD militanı girdi, geldi, Selefi geldi. İşte AKP hükümetinin yaptığı en büyük yanlışlık ve hala o yanlışlıkla ısrar ediyor. Her ne kadar sürekli bir operasyonlar yapılıyorsa da işte hapishanelere bunların liderlerini tutukladık, onu yaptık, bunu yaptık diyorlarsa da yarın Türkiye'nin başına ne geleceği belli değil. Irak burada, Suriye burada, Libya burada, Afganistan orada. Hatta bir Pentagon raporunda şöyle söylüyor. Libya'daki 5000 kişiyi bu Türkiye'nin Sadatçıları efendim orada eğitti diyor. Bu raporda geçen cümlelerde o raporu da görün. Son olarak da bu evlerin efendim kutularına atılan şu Selefilerin isimleri de var burada. Adresler de var.
YouTube adresleri falan filan her şeylerini vermişler burada ama ben isimlerini ifade etmeyeyim. Bakın diyor ki en başında Türkiye'de yaşayan insanlar olarak çok iyi biliyoruz ki diyor 1920'lerden sonra hakimiyet yani emir ve yasak koyma Allah'a değil millete verilmiştir. Hatta hakimiyet kayıtsız şartsız milletin elindedir. Diyor Türkiye'de şeriat Kur'an uygulanmıyor. O zaman diyor bakın bunların çıkarılan kanunlar dine uygun değil, demokrasi ve laiklik İslam'a tamamen ters olan küfür sistemleridir. Kim ki diyor savuna, onlar da diyor katledilebilir, vaciptir. Kim Allah'ın indirdiği hükümlere hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. Burada ayet veriyor. Maide suresi 44, onu referans almış. Allah'ın kafir dediğine kafir dememek de büyük küfürdür ve diyor bunların hepsi işte gavurdur söylüyor. Gelelim diyor oy verenlere. Bakın diyor. Bu sistemin getirdiği kimselere diyor oy verenler de diyor küfür içindedirler. Onlar diyor imandan çıkarlar. Çünkü diyor küfre rıza göstermek, küfrü desteklemek küfürdür. Başka bir ifadeyle demokrasideki partiler, demokrasi partilerle ayakta durur. Partiler de oylarla ayakta durur. Küfür sistemini ayakta tutmak kafirliktir. Buna diyor gidip oy veren, seçimde diyor oy kullanan herkes kafirdir. Eğer denirse ki biz namaz kılanlara oy veriyoruz, onlar bu sözleri sadece dilleriyle söylüyorlar, kalpleriyle öyle inanmıyorlar ki diyor siz de ona inanıyorsanız siz de kafirsiniz. Laikliğin bulunduğu, şeriattan bahsetmenin suç olduğu bir ülkede bu yolla şeriatı getirmek hiç mümkün olur mu? Söylüyor mümkün olmaz, o zaman ne yapmak gerekiyor? Bak diyor ki şeriat getirmek için de söyle yani kısacası arkadaş işte her şeyin katli vaciptir diyor kadınları, kızları, bunların bilmem ne. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise dine uygun kanunların çıkarılmadığı, çıkarılmasını taklit etmenin dahi suç sayıldığı bir meclistir. Bu sebeple bu mecliste devamlı küfür sözleri ve kanunları konuşulacağından Müslümanlar burada bir an dahi oturamazlar. Peki ehvenişer falan bunları, bunu diyor ki birisine ehvenişer diyerek diyor seçip oraya göndermeniz bu da diyor küfürdür. Yine diyor siz kafir olursunuz, böyle bir şey söz konusu değildir. İmanı bozan şeyler sadece diyor partilerde mevcut sayılmasın. Okullar da diyor Türkiye'de imanı bozan yerlerdir. Hatta diyor İmam Hatip okulları da diyor bu imanı bozan yerlerdir. Demokrasi, laiklik bütün bunların hepsi diyor küfürdür. Latin harflerinin getirilmesi küfürdür. Şeriat kanunları kaldırıldı. Bütün bunların hepsi diyor kabul edilemez. Bütün bunların hepsi küfürdür ve bunlara karşı direnilmelidir. Devletin reddediyor askere gidilmemelidir. Bak burada açıkça söylüyor. Böyle bir devletin diyor askerliğini yani bekçiliğini yapmaya gençler gönderilebilir mi? Tabii ki gönderilemez. Çünkü askerlere yemin törenlerinde küfür, inkar manasında gelen sözler söylettiriliyor. Ve İslam'a uymayan şeriatı çağ dışı gören bir devletin bekçiliği yaptırılıyor. Halbuki Allah-u Teala Nisa 76. ayette iman edenler Allah yolunda savaşır, kafirler ise tağut yolunda savaşır der. Tağutun yönetimini, eğitimini, askerliğini, memurluğunu reddetmek gerektiği gibi mahkemelerini de reddetmek gerekir. Tağut dediği kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tağut dediği kim? İşte bugünkü örneğin İçişleri Bakanlığı, MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri, ne diyeyim, Jandarma Genel Komutanlığı, bak, Cumhurbaşkanı'nın kendisi tağut dediği. Peki diyeceksiniz ki arkadaş bunu getirdin, Erol Hoca bizimle paylaşıyoruz işte. Buyurun, buyurun. Ben yazmadım ki bunu. Burada bak adları var adamların. Söylüyor, kitaplarını söylüyor. Bunları okuyun diyor. Kendisi anlatıyor. Peki orada bütün bunlar efendim dağıtılırken lütfen söyler misiniz bana bölgedeki işte MİT'in sorumlusu, emniyetin sorumlusu, kimse bu istihbarat mensupları arkadaş. Bilmiyorum tabii MİT'in öyle bölgesel sorumluları var mı, onlara bir şey diyemeyeceğim de. Sonuç olarak diyor ki efendim bazı diyor fetvalar veriliyor diyor. Daha önce de diyor verilmiş bir de fetva var diyor. Bu fetvada bir kimse, demin söyledim, Nevruz günü hani dedim ya mecusilerin, burada söyle ilkbaharın gelişini kutladığı gün kafirlerin toplandığı yere giderse herkes diyor kafir olur. Burada da işte başka bir kitaptan şey vermiş, örnek vermiş, ayet değil bu. Yani peki bu konudaki ayetler, hadisler var mı yok mu Nevruz'la ilgili falan, onlar umurlarında değil. Başka bir şey daha söyleyeyim diyor ki, burada diyor bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin okullarına diyor çocuklarını gönderen dört mezhebe göre de herkes diyor küfre giriyor. Yani çocuklarınızı göndermeyin. Peki nereye gönderin çocuklarınızı? Bizim medreselerimize gönderin. Ne olsunlar bunlar? Çağ dışı insanlar olsunlar. Bizim medreselerimize gönderin ki önüne gelenin biz kafasını kestirtelim. Biz bunları bakın bence bu Ahmet Hoca'nın konuşmasını bence ciddiye alın derim.
Belediye nikahını reddediyorlar. Bunun da küfür olduğunu söylüyorlar. Sen bırak onu, diyor ki camilerde, bak şurada camilerde imamların arkasında diyor namaz kılınmaz diyor bu camilerde. Bu kurulması diyor küfürdür. Bunlar da kafirdir diyor caminin imamları. Peki son analizimi yapayım. Peki Ahmet Hoca bütün bunları niye dile getiriyor? Bir, vatanseverlik duygusuyla olabilir. İki, ama başka bir şeyi ifade edeyim. Bakın bu IŞİD dediğimiz bu selefi gruplara, bu katiller sürüsüne, bu sapıklar sürüsüne Türkiye'den kimler katıldı? Laikler, sekülerler katılmadı ki. Kimler katıldı? İşte Türkiye'deki bir takım tarikat, cemaat mensupları katıldı. Bu cemaatler, bunların içinde hiç kuşkusuz ki İsmail Ağa cemaatinden gidenler de vardır. Bilmiyorum, bunun cevabını kendisi verir. Ama şunu da söyleyeceksiniz, bütün bunların hepsini Erol Hoca söylüyorsun. İşte Ahmet Hoca'yı geçmişte yaptığı yanlışlardan efendim kurtarmaya mı çalışıyorsun? Yok öyle bir şey. Ne dedi? O da yanlış laflar etti. O da saçmaladı. Yanmaz efendim kefen satıyor. Efendim işte kaymayacak, nasıl diyeyim, kaymayan terlik satıyor. Ne olacakmış işte bunlar, ahiret günü lazım olacakmış işte cehennem bilmem sırat köprüsü. Sonra özür diledi ama, dedi ki çok yanlış yaptım, çok özür diliyorum dedi arttan. Tam özür dilemek de biliyorsunuz büyük marifettir. Birileri hiç özür dilemeyi hayatları boyunca beceremediler. Yalnızca Allah beni affetsin falan gibi laflarla efendim yapmaya çalışıyorlar. Bakın Irak ve Suriye önümüzde duruyor. Irak'ta üstü mahallenin de ifade ettiği rakamları söyleyeyim ki ben ona çok güvenirim. Benim çok can arkadaşımdır, çok namuslu, ahlaklı bir adamdır üstü mahalli. Ne dedi? Irak'ta dedi 15 milyon dul kadın var, 4,5 milyon yetim var. Bakın öksüz yetim var. Suriye'de 1 milyonun üzerinde insan öldürüldü. Biliyorsunuz artık kaç milyon insan terk etmek zorunda kaldı. Üstelik de Suriye'de terk edenlerin, Türkiye'ye gelenler niteliksizler de Avrupa'ya, dünyaya yayılanlar Suriye'nin en nitelikleri, doktoru gitti, mühendisi gitsin, işte giderse gitsin işte dendiğinde bak neler oluyor ülkede. O nedenle Ahmet Hoca'nın bu söylediğini 2023 seçimine yönelik olarak ele almanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ben bu Ahmet Hoca'nın söylediklerini 2 yıldır anlattığını ama bir iki gün önce de Habertürk kanalında söylediklerinin laik seküler kesime büyük bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Devlete büyük bir uyarı olduğunu düşünüyorum. İşte bakın daha bir gün önce ya bahçeli evlerde dağıtıldı bu. Bir gün önce kalkıp ben bir Kemalist bildiri kaleme alıp dağıtsam muhtemeldir ki şimdi Vatan Caddesi'nde sorgudaydım. Hiç kuşkunuz olmasın. Gerçekten sorgunaydın. Benim sorum şu. Türkiye'de kaç IŞİD militanı var? Şimdi Türkiye için tehlike YPG, PYD mi tehlike? IŞİD mi tehlike? Selefiler mi? Tamam, hepsi tehlike. Hepsi tehlike. O zaman temel soru şu. Türkiye bu Suriye bataklığına niye girdi kardeşim? Bu Suriye bataklığına kime girdi? Neden girdi bu Suriye bataklığına? 2023 seçimleri, evet, artık öyle anlaşılıyor ki çırılçıplak biçimde ortada arkadaşlar. Türkiye için hayati bir seçimdir.